Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını kutladık. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Cumhuriyetin ilanı Türk tarihindeki en büyük devrimdir. Fakat bu fikrin hayata geçmesi uzun ve zorlu bir sürecin sonunda olmuştur. Cumhuriyet, 19 Mayıs 1919'dan itibaren kıvılcımlar halinde başlayan milli mücadele ateşinin hürriyet ve bağımsızlık meşalesine dönüştüğü yerdir. Cumhuriyet fikrine ulaşmak için önce hürriyet duygusunun oluşması, olgunlaşması ve ona özlem duyulması gerekmiştir. Arslan'da çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu bu hasret, istek ve olgunluğun sonucudur. Harekete önderlik eden kişi ise Cumhuriyet fikrine daha en başından erken yaşlarında gençliğin coşkusu ve azmiyle inanmış ve onu inşa edecek şartların oluştuğu anda harekete geçmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet fikrinin uygulayıcısı olmakla birlikte bu yolda büyük engeller ve zorluklarla karşılaşmıştır. Ama onun hedefi net ve kesindir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin oluncaya kadar geri adım atmamış, yolundan dönmemiştir. Doğrusu bu, arka planda kapsamlı bir hazırlık ve zihinsel donanımla mümkündür. İşte bu belgesel, bir düşünce adamı olarak Mustafa Kemal Atatürk'te Cumhuriyet fikrinin nasıl oluştuğunu ve hangi aşamalardan sonra gerçeğe dönüştüğünü anlamak için hazırlanmıştır. Şimdi o yolculuğun ilk durakları için yüzümüzü Balkanlara çeviriyoruz. Gençlik, hayaller ve ümitlerin kol kola girip cesaretle yürüdüğü, coşkun akan bir nehir. Bu çağda açılır kapılar, pencereler. Daha iyi bir dünya, adil bir düzen, özgürce yaşanacak memleket hayali oluşur zihinde. Genç Mustafa Kemal de tutkuyla sarılmıştır bu düşüncelere. Gelecekte bir devletin temeline yerleştireceği ilkeleri daha lise yıllarında keşfetmeye başlamıştır. Onun zihin dünyasında Cumhuriyet fikrine kadar uzanan yolda ilk karşılaştığı hürriyet düşüncesidir aslında. 1888'de Vatan ve Hürriyet şairi Namık Kemal öldüğünde Mustafa Kemal henüz 7 yaşındadır. Çökmekte olan devleti kurtarmak için çareler arayan aydınlar, Namık Kemal'in eserlerini okumakta, hatırasını yaşatmaktadırlar. Mustafa Kemal'in onunla ve hürriyet fikriyle tanışması, bugünkü Makedonya'da, Manastır'daki askeri idadesinde lise öğrencisiyken, yakın arkadaşı Ömer Naci sayesinde olur. O sıralarda Ömer Naci, edebiyata meraklı, coşkulu şiirler yazan ve okuyan, Namık Kemal'e büyük hayranlık besleyen bir gençtir. Bir gün Mustafa Kemal'den okumak için kitaplar ister. Fakat kendisine hep fen kitapları uzatması üzerine, "Bunlar ders kitabı, o halde ben sana kitap vereyim." diyerek bazı şiir ve tiyatro metinlerinin yer aldığı kitaplar getirir. Mustafa Kemal bunları karıştırırken sayfaları arasına serpiştirilmiş kağıtlar gözüne ilişir. Kağıtlarda el yazısıyla yazılmış ve Namık Kemal imzalı şu mısralar dikkatini çeker. Ey vatan! Hasretini ıydı visal eyle bize. Bari rüyada görün arz-ı cemal eyle bize. Sütünü, nimetini gayri helal eyle bize.
vatanın bağrına düşman dayadı hançerini. Yo imiş kurtaracak bahtı kara mahderini. Hatıralarında anlattığı kadarıyla bu mısralar genç Mustafa Kemal'i derinden etkiler. Öyle ki 23 yıl sonra Sivas'tan Ankara'ya doğru giderken kendisinden önderlik bekleyen milletine Kırşehir'de aynı mısralarla ama farklı bir sonla seslenecektir. Namık Kemal'i kastederek şöyle konuşmuştur. Bu milletin içinden çıkan bir Kemal yok mu diye sormuş kurtaracak birileri. Lakin gene bu milletin bağrından çıkan bir Kemal de diyor ki, vatanın bağrına düşman dayasın hançerini. Bulunur elbet kurtaracak bahtı kara mahderini. Vatan ve hürriyet düşüncesini Namık Kemal'den, Türkçülüğü, milliyetçiliği Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul'dan, devrimci idealizmi Tevfik Fikret'ten okumuştur. Fransız ihtilaline büyük ilgi duymuş ve o dönemin Fransız düşünürlerinin politik fikirlerinden çok etkilenmiştir. Voltaire'in kitaplarını, Montesquieu'nun hükümetler ve politik kurumları mukayese ettiği eseri Kanunların Ruhu'yla Jean-Jacques Rousseau'nun 1761'de yayınladığı İnsan Hak ve Özgürlüklerini Savunan eseri Toplum Sözleşmesi'ni Fransızca baskılarından okumuştur. Manastır'daki askeri lise yıllarında Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Nakiyüddin Bey'in yönlendirmesiyle toplumsal iradeyi savunan Rousseau'nun özellikle eşitlikçi fikirlerine büyük ilgi duymuştur. O dönemde çevresindeki siyasi oluşumlarla, özellikle Jön Türkler ve İttihatçılarla aynı düşünsel grup içerisinde gözükse de, Mustafa Kemal kendine özgü bir aydınlanma yolu seçer. Cumhuriyetin kurucu kuşağını oluşturan önemli bir kesim, Rumeli'nin, Avrupa-i Osmani yani Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa topraklarında çok etnili, çok kültürlü bir ortamda yetişmiştir. Selanik'teki sosyokültürel iklim, Makedonya'daki arkadaş çevresi Mustafa Kemal'in de entelektüel gelişimine olağanüstü katkı sağlar. Okuma tutkusunu Fransızcasını ilerleterek doyururken, bu şekilde Batı kaynaklarını ve düşünce akımlarını yakından takip imkanı bulur. Osmanlı'nın Yunan Harbi'ni kazanmasına rağmen Girit'i büyük devletlerin baskısıyla masada kaybetmesi Manastır İdadisi'nde hayal kırıklığı yaratmış, milliyetçi duyguları körüklerken Sultan Abdülhamid'e yönelik tepkileri artırmıştır. Mustafa Kemal her sabah tekrarlanan "Padişahım çok yaşa" temennisine ilk kez o dönemde katılmaz. İçindeki isyan duygusu belki de ilk defa o dönemde tetiklenmiştir. Yıllar sonra bir sohbet sırasında o yıllara ilişkin duygularını şu hatırayla anlatacaktır. Şair Mehmet Emin Yurdakul'un ilk defa Manastır Askeri İdadisi'nde öğrenciyken okuduğum "Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur, sinem özüm ateşle doludur. İnsan olan vatanın kuludur. Türk evladı evde durmaz giderim" dizesiyle başlayan şiirinde bana ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı bulmuştum. Mustafa Kemal'in siyasi fikirleri 1899'da girdiği harp okulunda özellikle ikinci yılında olgunlaşmaya başladı. O dönemde gündüzleri modern eğitim alan genç subay adayları geceleri yatakhanede elle çoğaltılmış hürriyet şiirleri okuyorlardı. Hepsi bir an önce mezun olup
emperyalist güçler tarafından hasta adam ilan edilen imparatorluğu kurtarmak için hizmete koşmaya can atıyordu. Nihayet 1904 sonunda kurmay yüzbaşı rütbesiyle sırma kordonunu taktı. Önce Şam'a tayin oldu. Bu dönemde Fransız sosyolog Gustave Le Bon'un kitleler psikolojisiyle Emil Durkheim'ın eserlerini, özellikle milliyetçilik ve vatanseverlik olgusuna ilişkin makale ve kitaplarını okudu. Yine Fransız düşünür Ernest Renan'ın Millet Nedir isimli eserini dikkatli bir şekilde önemsediği diğer bilimsel eserler gibi cümlelerin altını çizerek ve yanlarına notlar alarak tamamladı. Bu dönemde İçtihat dergisiyle çeşitli gazetelerde laik hukuk sistemi ve batılı yaşam tarzını savunan yazarların makalelerini takip ediyordu. Bunlar arasında Kılıçzade Hakkı, Celal Nuri, Hüseyin Cahit, Abdullah Cevdet, Ahmet Rıza, Tunalı Hilmi ve Yusuf Akçura öne çıkan isimlerdi. Doğrusu kendisinden önceki kuşaktan çok da umutlu değildi. Kendi kuşağını ise büyük devrimler için ikna etmesi gerekecekti. İşte bu yüzden ileride eline bir imkan geçtiğinde inşa edeceği yeni sosyal ve siyasi düzeni emanet edeceği kitleyi genç nesil olarak görüyordu. O düzenin koruyucusu ve yücelteni gençler olacaktı. Bu nedenle onların nasıl bir eğitimle donatılması gerektiğine kafa yoruyordu. Çok ileride 1924'te bir Ağustos günü öğretmenlere seslenirken "Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister" diyecekti. İşte bu sözlerin ilhamını yıllar öncesinden Tevfik Fikret'ten almıştı. Kimseden bir fayda ummam ben, dilenmem kol kanat. Kendi boşluk, kendi gök kubbemde kendim gezginim. Bir eğik baş, bir boyunduruktan ağırdır boynuma. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim. Mustafa Kemal, batıcı tanzimatçılık ve payitaht icazetiyle kurulan meşrutiyet fikrinden artık hızla uzaklaşıyordu. Batıda halkın kendisini kendi inşa ettiği devlet kurumlarıyla idare edebildiğini gösteren örnekler çoğalmaya başlamıştı. Zihin dünyasında daha ilerici, daha radikal düşünceler gelişiyordu. Yine bu dönemde Osmanlı Anayasası'nın 29 yıl askıda kaldıktan sonra meşrutiyetin yeniden ilan edilmesi Mustafa Kemal'i de diğer hürriyetçi aydınlar gibi memnun etti. Meşrutiyet, milletin temsiliyeti açısından elbette önemli bir ilerleme, kıymetli bir adımdı. Ama İttihat ve Terakki'nin orduyla siyaseti iç içe sokması, rejimin parti oligarşisine dönüşmesi, Mebuslar Meclisi'nin işlevsizliği ve yaptığı önerilerin kulak ardı edilmesi, kendisine yeni bir yön tayin etmesine neden oldu. Mustafa Kemal için ilerlemenin tek yolu köklü değişimlere gitmekti. O, meşrutiyeti bir adım öteye taşıyacak inkılapların düşünü kuruyordu. Ve bu düşlerin peşinden giderken Cumhuriyet fikriyle buluşacaktı. Mustafa Kemal 1910'da Fransa'da gerçekleşen Pikardi askeri manevralarında
fikirlerine devrimci aşısı yapan Fransız ihtilalinin yurdunu yakından görme imkanı buldu. Kendisine ileride ilham kaynağı olacak anayasal sistemin ve milli iradenin hukuktaki yerini gözlemledi. Askeri amaçla geldiği Fransa'da siyasi ideallerinden başına giydiği fese kadar pek çok konuda fikri yenilenme yaşadı. İçinde bulunduğu değişim, heves ve hırslarını artırıyordu. Mustafa Kemal hatıralarında Balkan Savaşı ile birlikte Makedonya ve Selanik'in elden çıkışını, Trablusgarp mücadelesini ve Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Çanakkale cephesini hüzünle anlatır. Milletinin içinde bulunduğu yoksulluğu, imkansızlıkları, buna rağmen İttihat ve Terakki ile payitahtın hayalciliğini, vurdum duymazlığını, öfke ve hayal kırıklığı içinde aktarır. Milletini geri bırakan, onu orta çağ karanlığına iten, yokluk ve yoksulluğu kader olarak telkin eden, ondan sürekli diyet ve bedel isteyen kifayetsiz, muhteris yöneticilere karşı muhakkak başka bir seçenek olması gerektiğini düşünür. Bunu milletin kendi iradesiyle kendisini yönetmesinde gören Mustafa Kemal, bu fikri zihninde bir sır gibi saklar. Ama vicdanı bazen askeri ataşe olarak atandığı Sofya'da olduğu gibi aklındakileri açığa çıkarır. Pansiyoner olarak yanında kaldığı Madame Hildegard Christianus'a bir gün şöyle konuşur. Türkiye'yi modern bir memleket yapmalı. Tıpkı Avrupa gibi. Bu memleketi baştan aşağı değiştirmeli. Peçeyi hemen kaldırmalı. Sonra bir erkek birden fazla kadınla evlenmemeli. Erkekler Avrupalılar gibi şapka giymeli. Erkekler ve kadınlar eşit haklara sahip olmalı. Avrupalılar gibi yaşamalı. Mustafa Kemal Sofya'da bağımsızlığını yeni kazanmış bir ülkenin modernleşme çabalarına yakından tanık olur. İhtişamından çok etkilendiği opera binasında müzikaller ve oyunlar seyreder, meclis çalışmalarına katılarak bu yeni devletin parlamenter sistemini inceler, kadınların erkeklerle eşit koşullarda toplumsal yaşamın içinde yer almasından çok etkilenir. Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle kitaplarını da yanına alarak Çanakkale cephesine gitti. Savaşın en cehennemi günlerinin yaşandığı, ölümle koyun koyuna yatıldığı cephede ruhunu romanlarla iyileştirdi. Çanakkale'deki büyük mücadelede düşmanın durdurulmasını sağlayan başarısı, adının ve kabiliyetlerinin tüm ülkede bilinmesini sağladı. Çanakkale'den sonra 1916'da Doğu Cephesi'ne atanan Mustafa Kemal, yolda generalliğe yükseltildiği haberini aldı. O artık Mustafa Kemal Paşa'ydı. Bu dönemde okuduğu kitaplar arasında çevirisini Babanzade Ahmet Naim'in yaptığı Fransız düşünür Georges Ponsgrieve'in felsefenin ilkeleriyle, ikinci meşrutiyet döneminin önde gelen fikir adamlarından Şeyh Benderzade Ahmet Hilmi'ye ait kitap ve çeviri makaleler vardı. İki farklı dünya görüşünün izahını yapabilecek, güçlü düşünürlerin referans kitaplarıyla yoğun bir dönem geçirdi. Düşünce yapısını büyük oranda etkileyen bu kitapların yardımıyla Fransız matematikçi ve düşünür Auguste Comte ve pozitivizmle, yani bilimci yaklaşımla tanıştı. Bilim ve akılcılık, bilimsel metotlara dayanan araştırma, akademik bilimselcilik gibi konulara artık daha fazla ilgi duymaya başladı. 1918'in yazında Mustafa Kemal, ardında savaşı kaybedeceği kesinleşen bir imparatorluk ve geri döndüğünde ne halde bulacağını hiç kestiremediği bir başkent bırakarak
Karlsbad'a gitti. Avusturya'nın kaplıcalarıyla ünlü bu kentinde doktorların tavsiyesiyle böbreklerinden tedavi görecekti. Mustafa Kemal Karlsbad günlerini de hatıra defterine kaydetti. Orada gördüklerini, yaşadıklarını, düşündüklerini olanca açıklığıyla bu deftere yazdı. Bu arada yine bol bol kitap okudu ve Almancasını ilerletmek için özel dersler aldı. Tedavi programındaki boşluklarda Karlsbad'daki kitapçıları dolaşıp satın aldığı kitaplarla odasına dönüyordu. O odada zihnine ileride gerçekleştireceği devrimlerin eskizini çizdi. Benim elime bir gün büyük yetki ve güç geçerse, toplumsal yaşamımızda istenen devrimi bir anda sarsıcı bir darbeyle yapacağımı sanıyorum. Zira ben bazıları gibi halkı ve ulemayı yavaş yavaş benim görüşlerimin düzeyinde görmeye ve düşündürmeye alıştırarak bir devrim yapılabileceğini kabul etmiyorum. Böyle bir davranışa ruhum karşı çıkıyor. Bunca yıl yüksek öğretim gördükten, toplumsal ve uygar yaşamı inceledikten ve özgürlüğü tatmak için bir ömür harcadıktan sonra neden onların konumuna ineyim? Onları kendi düzeyime çıkarırım. Ben onlar gibi değil, onlar benim gibi olsunlar. Ancak şu da var ki, bu konuda incelemeye değer bazı noktalar var. Bunları da iyice kararlaştırmadan işe başlamak yanlış olur. 1918 Temmuz'undaki bu ifadeler aslında Mustafa Kemal'in ileride kurmayı hayal ettiği dünyanın özlemini yansıtmaktaydı. Ama kendi ifadesiyle işe başlamak için tetkik edilecek bazı meseleler vardı. Karlsbad'da ruhen olsa da fiziken bir fayda göremediğini belirten Mustafa Kemal, Ekim ayı sonunda Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nı devralmak üzere Adana'ya hareket etti. O sırada Limni açıklarındaki Agamemnon gemisinde Rauf Bey, Osmanlı adına Mondros Mütarekesini imzalıyordu. 4 yıldır hemen tüm cephelerinde çarpışıp hiç yenilmediği bir savaşın sonunda tümüyle silahsızlandırılıp terhis edilecek bir orduyu devralmıştı. Burada karşılaştığı bir Alman generali, "Yenildik, bizim için her şey bitti artık." deyince şu cevabı verdi. "Bizim savaşımız ancak şimdi başlıyor." Saltanat olmadan idare mümkün görünmüyordu. Üstelik Osmanlı siyasetçileri ve aydınlarının aklında başka bir seçenek de yoktu. İşte bu süreçte Mustafa Kemal Paşa ufukta başka bir ümidin doğacağına kanaat getirdi. Fakat o güneşin doğması için önce vatanın düşmandan kurtarılması, işgal ve parçalanmanın önüne geçilmesi gerekiyordu. Artık somut adımlar atma zamanı gelmişti. 14 Kasım 1918 tarihli Yeni Gün gazetesinin birinci sayfasında işgal haberinin hemen altında Mustafa Kemal'in İstanbul'a gelişi duyuruluyordu. Osmanlı'nın teslimiyetini ilan eden Mondros Mütarekesi'nden sonra apar topar Suriye cephesinden dönmüştü. Boğaz'da demirlemiş itilaf gemilerinin arasından geçerken yanındaki yaverine o tarihi cümleyi söyledi. "Geldikleri gibi giderler." Önce işgal karşıtı bir hükümet kurulması için meclisi zorladı. Ama olmadı. Bir gazete çıkardı fakat istediği etkiyi yaratamadı. Harbiye Nezareti'nin kendisini Karadeniz'deki olayları araştırmak üzere ordu müfettişi olarak görevlendireceği güne kadar kendince kurtuluşa gidecek yolu bulmaya çalıştı. Nihayet fırsat bu görevle ayağına geldiğinde uzun yıllardır ruhen ve fikren hazırlandığı mücadeleye büyük bir heyecan ve kararlılıkla girişti. Kendi deyimiyle kafes açılmıştı. Şimdi hedeflerini belirlemiş, önündeki aleme doğru kanat çırpan bir kuş gibiydi. Thank you.
Samsun'dan Havza'ya, oradan da Amasya'ya geçerken her aşamada milletin çaresizlik içerisinde olduğunu, Anadolu'nun her köşesinde yanan direniş ateşinin ise bir lider beklediğini gördü. Amasya'da bizzat kendisinin hazırladığı, Ali Fuat Paşa, Refet Bey ve Rauf Bey'in imzaladığı tamim, bildirgede, vatanın bütünlüğünün, milletin istikbalinin tehlikede olduğunu vurguladı. Merkezi hükümetin sorumluluklarını yerine getiremediğini belirterek, milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağını ilan etti. Şimdi milleti arkasına alma, kurtuluş hedefinde birleştirme ve onun iradesini hakim kılma vakti gelmişti. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'daki bazı önemli kişilere Amasya Tamimi ile birlikte gönderdiği 21 Haziran 1919 tarihli mektubunda "Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak mecburiyetindedir" sözlerinden İstanbul'daki hükümetin, dolayısıyla saltanatın pek hükmünün kalmadığı, şahsi irade hakimiyeti yerine milletin iradesinin hakim olacağı açıkça vurgulanıyordu. Milli bir amaç uğruna her şeyi göze alarak ortaya atılmaya karar veren Mustafa Kemal, bu görev resmi makam ve üniformaya sığınılarak el altından yapılamaz, o devir geçti, alenen ortaya çıkmak ve milletin hukuk namına yüksek sadayla bağırmak ve bütün milleti o sadaya iştirak ettirmek lazımdır, diyordu. Amasya Tamimi, Mustafa Kemal'in milleti hakim kılacak bir teşkilatı kurma fikrinin somutlaşmış haliydi. ...1919'un Temmuz ayı başında Erzurum'a geldiğinde Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin 5 üyesi önünde kısa bir konuşma yaptı. Onlara Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılabileceğini ama Türk milletinin ölmeyeceğini söyledi. Özellikle bu ifadede bir mesaj gizliydi. Aklından geçenleri, yüreğinde beslediği hayalini Erzurum'da en yakınındaki bir yol arkadaşına belirgin ifadelerle izah etti. Mustafa Kemal Paşa'nın silah ve dava arkadaşlarından Mazhar Müfit Bey, Erzurum Kongresi döneminde 7-8 Temmuz 1919 gecesi sabaha karşı Paşa'nın kendisine şu notları aldırdığını anlatır. Zaferden sonra hükümet biçimi cumhuriyet olacaktır, bu bir. İki, padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince gereken işlem yapılacaktır. 3. Fes kalkacak, uygar milletler gibi şapka giyilecektir. Mazhar Müfit bu notları almakla birlikte yüzündeki şaşkınlığı gizleyememiş olsa gerek Mustafa Kemal Paşa "Neden duraksadın?" diye sorar. Mazhar Müfit "Darılma ama paşam, sizin hayal peşinde koşan çok taraflarınız var." der. Mustafa Kemal gülümser ve "Bunu zaman gösterir." diye karşılık verir. Ardından da ekler. 4. Arap harflerinin yerine Latin harflerini kabul etmek. O gün bir hayal gibi havada uçuşan bu idealler zamanı gelince cumhuriyet sayesinde gerçeğe dönüşecektir. Kurtuluş ve milli egemenlik yürüyüşünün Mustafa Kemal'de içten içe ama giderek artan bir ümitle cumhuriyet fikrini beslediği günlerdi. Lakin bu fikre yanındakiler bile hazır değildi. Erzurum'da oluşturulan temsil heyetinin üyeleri onun liderliğini benimsemiş ve ona güvenmişlerdi. İşte bu güven ileride kazanılacak askeri zaferlerle artacak, yeni devlete giden yol da böyle açılacaktı. Mustafa Kemal o günlerde 19. yüzyıldaki Fransız Radikal Partisi'nin lideri, daha sonra meclis ve senato başkanlığını yürütmüş Léon Bourgeois'ın fikirlerini tekrar okumaya başladı. Uzlaşmacılık olarak da bilinen solidarizm fikrinin imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir toplum hedefini
hem sosyal yaşamda hem de ekonomide inşa etmenin somut yollarını düşünmeye başladı. İleride halkçılık ve devletçilik ilkelerine temel oluşturacak bu fikirler, felsefi yönden katıksız bilimsellikle dini dogmatizm arasında, sosyoekonomik yaklaşımlar açısından da sosyalizmle liberalizm arasında orta bir yol öneriyordu. İleride hayata geçireceği bu karma modellerle ilgili ilham aldığı her satırı kitaplarında tek tek işaretliyordu. Temsil heyeti Eylül ayı başında Sivas'ta genel bir kongre düzenledi. Erzurum Kongresi'nin kararları burada pekiştirilirken, üye sayısı 16'ya çıkarılan temsil heyetinin siyasi erk ve yetkiyi millet adına kullanacağı vurgulandı. Sivas Kongresi şekli ve içeriği itibarıyla adeta bir milli meclis işlevi gördü. Aslında bu kongre, Cumhuriyet'e giden yolda en önemli yapı taşı olan milli egemenlik kavramını meşru zemine taşıdı. Kongrede yeni seçilen üyelerin katılımıyla oluşturulan heyeti temsiliye, ülkenin kaderinde birinci derecede söz sahibi kurul halini aldı. Görev ve yetkileri bütün yurdu kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece ulusal hareketin meşru organları biçimlendirilmiş oldu. Yani gücünü milletten alan yeni bir otorite ortaya çıktı. İşgal kuvvetleri ve Bab-ı Ali, Mustafa Kemal'in yakalanması için emirler yağdırırken, o yanında bir avuç adamla, kendi deyimiyle sağ elinde tabanca, sol elinde dar ağacı taşıyarak yeni bir devlet kurmak üzere Ankara'ya doğru yola çıktı. Aralık'ta geldiği Ankara'da Ziraat Mektebi'nde bir karargah oluşturdu. Başında bulunduğu heyet, Ulusal Meclis'in kuruluşuna kadar milli mücadelenin yürütme organı olarak görev yaptı. Mustafa Kemal, direnişi, savaşı ve nihayet devrimi Ankara'dan yönetecek, bu küçük Anadolu şehrinden önce bir ihtilal merkezi, sonra da bir başkent yaratacaktı. Bu meclis binası hem milli egemenliğimizi hem de cumhuriyetimizi ilan ettiğimiz yer. Bu bina bir hayalin gerçeğe dönüştüğü, yeni Türk devletinin temellerinin atıldığı yer. 23 Nisan 1920'den 29 Ekim 1923'e kadar bu çatının altında yaşananlar, bir milletin var olma mücadelesi kadar varlığını özgürlük içinde bağımsız ve serbestçe inşa edeceği döneme başlangıç teşkil etmiştir. Burada dualarla açılan meclis, her türlü güç ve iradenin üstünde milletin egemenliğini ilan etmiş, kuruluşu alkışlarla müjdelenen cumhuriyetin heyecanla çarpan kalbi yine burası olmuştur. Ankara'nın taşında var, gözlerinin yaşında var. Açılışından bir gün sonra Mustafa Kemal Paşa meclis başkanlığına seçildi.
milletini kurtuluşa götürecek yetkili ve önemli bir makama sahip olmuştu. Yeni meclise Büyük Millet Meclisi adının verilmesi de manidardı. O, milletin meclisiydi. Artık bundan ötesi yoktu. Meclisin yaptığı ilk önemli icraat, şüphesiz 29 Nisan 1920'de kabul edilen 3 maddelik Hıyanet-i Vataniye Kanunu'ydu. Bu kanunla meclise sözle, yazıyla veya fiilen yapılan her türlü saldırı vatana ihanet olarak nitelendiriliyor, gereken cezanın verilmesi kabul ediliyordu. Böylece meclisin dokunulmazlığı sağlanmıştı. Bu milli meclisin artık kendi yaptığı, kendine uygun bir anayasası olmalıydı. 7 ay sonra Batı cephesinde kazanılan ilk askeri zafer olan 1. İnönü Savaşı, milletin meclise güvenini arttırdı. Oluşan ılımlı siyasi ortam böyle bir yasal düzenlemeye imkan sağladı. 20 Ocak 1921 günü mecliste Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi. Böylece Cumhuriyet fikrinin gerçeğe dönüşmesi için çok önemli bir aşama daha geçilmiş oldu. Unutmamak gerekir ki Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Cumhuriyet'e giden yolda hukuki ve siyasi en önemli adımdı. Çünkü ilk 3 maddesi ileride saltanat ve hilafetin kaldırılması durumunda Cumhuriyet'in ilanına zemin hazırlıyordu. Kaldı ki milletin egemenliği bu kanunla her türlü güç ve otoritenin üstüne çıkarılıyor. Diğer yandan yeni bir anayasanın esasını teşkil edecek niteliği dikkat çekiyordu. İşte bu masa, Cumhuriyet'in ilk anayasası kadar milli toprak bütünlüğümüz ve egemenliğimizin tapu senedi olan Lozan Antlaşması'nın da kabul imzasının atıldığı masadır. Yeni bir devletin, genç Cumhuriyet'in kanunları ve hukuki yapı taşları bu mecliste ve bu mütevazı masada şekillenmiştir. Milli mücadelenin en zorlu günlerinde yeni devletin inşası devam ediyordu. İstiklal Marşı mecliste kabul edilmiş, meclis yek vücut ordusunun arkasında birleşmiş, ancak payitahtla ilişkiyi kesemeyen bazı çevreler siyasi atmosferi zehirlemeye başlamıştı. Yunan ordularına karşı verilen savaşın en kanlı cephesinde Sakarya'da büyük bir zafer kazanılması, cephe hattı kurularak düşmanın belirli bir alanda tutulması, Türk ordusunda gerekli hazırlıkların yapılması için hükümete zaman kazandırmıştı. Ne var ki mecliste sabırsız, muhteris ve muhalif isimlerden çatlak sesler yükseliyordu. Nihayet 30 Ağustos'ta başlayan büyük taarruzla düşmanın İzmir'den dökülmesi, yeni devlet, yeni rejim, yeni bir gelecek hayalinin gerçekleşmesine kapı araladı. Mustafa Kemal Paşa, zaferin kazanılmasından 3 ay sonra Bursa'da Fransız gazetesi Le Petit Parisien muhabirinin sorusu üzerine, "Bizim yönetim şeklimiz tam bir demokrat idaredir ve lisanımızda buna halk hükümeti denilir," cevabını verir. Aslında ortada fiili bir durum olsa da Mustafa Kemal hala temkinli ilerlemektedir. İfadelerinden çok net bir şekilde Cumhuriyeti kastettiği anlaşılsa da henüz zamanın erken olduğu düşüncesiyle bu kelimeyi kullanmaz. Artık geriye son bir engel kalmıştır. 11 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla yeni devletin ışığı ufukta parlamaya başlar. Gelecek bir yıl boyunca Mustafa Kemal Paşa, önce yeni devletin uluslararası kabulünü ve hukukunu oluşturacak, haklarını ilan ve tesis edecek, onu koruyacak tapu senedinin kazanılması için çaba sarf eder.
Lozan'daki görüşmelerde yeni devletin misak-ı milli sınırları içerisinde boğazların kontrolü kendinde olacak şekilde toprak bütünlüğünün korunması için olağanüstü bir mesai ve emek harcar. Kazanımların en üst düzeyde olduğu noktada anlaşmanın kabulüne rıza gösterirken, diğer yandan içeride yeni siyasi rejimin temellerini atmaya devam eder. 13 Ekim'de Ankara'nın başkent ilan edilmesiyle birlikte son aşama da tamamlanmış olur. Mustafa Kemal, gençliğinden beri yüreğinde gizlediği hayali gerçekleştirmek için 28 Ekim'de yaşanan hükümet krizini aşabilmek amacıyla bir kanun teklifi hazırlar. O gece Çankaya Köşkü'nde yemeğe çağırdığı konuklarına "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." der. Yıllardır peşinde olduğu hedefe 29 Ekim 1923'te alkışlar içerisinde ulaşır. Türkiye Büyük Millet Meclisi artık bir cumhuriyet devleti olan Türkiye'nin kayıtsız şartsız tek hakimi, tek karar vericisidir. Bir yıl sonra yeni açılan meclis binası ise cumhuriyetin devrim yasalarını çıkaracak milletin yeni kutsal çatısı, yönetim binası olacaktır. Şurası çok açık ki, cumhuriyetimiz emperyalizme karşı yürütülen milli hareket sırasında ete kemiğe büründü. Cumhuriyetimiz bir bağımsızlık savaşının ateşiyle harlandı. Bu bakımdan bizim cumhuriyetimiz diğer uluslarınkinden farklıdır. Ve unutulmamalı ki, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye yola çıkan az sayıdaki devrimcinin önderi Mustafa Kemal'dir. Onun fikir dünyasında gelişmiş, onunla birlikte büyümüş bu ülkünün vücut bulduğu yer meclisimizdir. Yüce Önder'in dediği gibi cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür nesiller ister. Onu yüceltecek şey milli birlik içerisinde sürekli ilerleme, kalkınma ve her alanda dünya ölçeğinde en üst sıralara yükselmektir. İşte bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci binası bu hedeflerle çıkılan yolda devrim yasalarının gerçekleştiği, cumhuriyet kurumlarının inşa edildiği yerdir. Türk milleti, cumhuriyetin ilanıyla kendisini dünya milletleri arasında çağdaş ve saygın konuma yükseltecek devrimleri 10 yıl gibi kısa bir sürede büyük başarıyla gerçekleştirdi. Öğretimin birleştirilmesi, tarım kooperatiflerinin kurulması, vergi hukukunda düzenleme, şapka ve kıyafet kanunu, takvim, saat, rakam ve ölçülerde değişiklik, milli eğitim kanunu, şer'i kanunların, mecellenin kaldırılması, dine dayalı hukukun yerini laik ve çağdaş hukuk sisteminin alması, ırk, din, cins, mezhep ayrımının sonlandırılması, yeni Türk ceza kanunu ve büyük bir devrim, medeni kanun. Kadınlara istediği meslekte çalışma hakkının tanınması, çok eşliliğin kalkması, resmi nikahın mecbur kılınması, boşanma ve miras konularında kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, soyadı kanunu, harf devrimi, toprak reformu, Türk tarih ve dil kurumlarının kurulması, üniversite reformu, kabotaj kanunu, tarım ve sanayide teşvik kanunları, ticaret ve sanayi odalarının kurulması, laikliğin anayasaya girmesi ve daha nice sosyal, siyasi, iktisadi, kültürel ve eğitime yönelik devrim, değişim. Sağlık alanında yeni hizmet kurumları, hastaneler, dispanserler, sadece 337 doktor, 60 eczacı olmayan diş hekiminden, kurulan tıp fakülteleri sayesinde muazzam bir sağlık ordusu, pırıl pırıl bir nesil. Nüfusunun üçte birinin göz enfeksiyonu hastalığı trahomla mücadele ettiği, sıtma, verem, tifüs, tifo salgınıyla kavrulan, yeni doğan ve bebek ölümlerinin %40'ın üzerinde olduğu sahipsiz topraklar ve unutulmuş insanlardan
yepyeni, sağlıklı nesillerin yetiştiği bir ülke, bir millet. Edebiyat, resim, müzik, sanatın tüm dallarında, sporda, tarih ve diğer sosyal bilimlerde, özellikle arkeolojide olağanüstü atılımlar. Ve iktisadi kalkınmada devletin öncülüğünde teşvik ve yatırımlar, devletin ilk şeker, un, yağ, dokuma, ipek ve ayakkabı fabrikaları, ardı ardına açılan madenler, barajlar, elektrik santralleri, yeni demir yolları, karayolları ve limanlar. Mustafa Kemal'in gençlik hayallerinin peş peşe, soluksuz gerçekleştiği yıllar. Cumhuriyetle gelen yeni bir hayat. Gerçek bir mucize, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir değişim. Hepsi Cumhuriyet sayesinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna fikirleriyle önderlik etmiş Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923'te resmi ilanın ardından mecliste yaptığı konuşmada şunları söyler. Cumhuriyetin halkın mutluluğu olduğuna inanıyoruz. Emeklerimizi bu uğurda birleştiriyoruz. Hayallerimizi cumhuriyetle gerçekleştireceğimizi biliyoruz. Ve halkın zaferini cumhuriyetin zaferinde görüyoruz. Sözlerini alkışlar arasında bitirirken Atatürk aslında kendi gençlik hayallerini de gerçekleştirmiş olduğunu biliyordu. Uzun yıllar büyük meşakkatle savaşlar içerisinden gelip bunu başarmak elbette büyük bir azim ve kararlılık gerektiriyordu. O bunu başarırken mensup olduğu milletin de kaderini değiştiriyor ve Türk milletine yeni, güçlü, çağdaş bir devlet armağan ediyordu. Bu muhakkak ki Cumhuriyet'in en büyük kazanımı olacak.